tam da 2015'ten sonra yaşanan bir durumla karşı karşıyayız. Üçüncü Dünya Savaşı diyorlar, güvenlik meselesi diyorlar. Rojava'da kendi halinde işte orada halkların demokratik bir şekilde yaşamasını bir tehdit olarak görüyorlar. Ne alakaları ne işleri varsa işte Federe Kürdistan bölgesinde, Amediye'de, oradaki dağlarda, kırlarda, ovalarda üsler, karakollar kurmaya devam ediyorlar. Ve belli ki bunu belli bir süre daha devam ettirmeye çalışacak bu iktidar. Halk açlık ve sefalet içerisinde açlıkla mücadele ederken, emekliler geçim derdindeyken, her gün Türkiye'de büyük bir yoksulluk yaşanırken, Türkiye iktidarı işte bugün, dün Rojava'daydı, bugün Federe Kürdistan bölgesinde bir çatışma, bir savaş peşinde koşuyor. Buna itiraz ediyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu savaş ve çatışmalı anlayışa muhalefetin de bence destek olmaması, işte bu oyuna gelmemesi gerektiğini buradan belirtmek istiyorum. Çünkü bu savaş AKP-MHP iktidarının savaşıdır. Türkiye halklarının savaşı değil. Kürtler tehdit değil. Federal Kürdistan bölgesinde yaşayan insanlar Türkiye'nin güvenliği için tehdit değil. Sadece bir şey var, iktidarın kendi yaşamını devam ettirmesi için orada bir düşman tırnak içerisinde yaratmaya ve orayı bir çatışma, savaş alanı haline getirmesi var. Dolayısıyla bizim olmayan bu savaş karşısında dün olduğu gibi bugün de durmaya devam edeceğiz.